Medyakur yazarlığı dersi, ikinci dönem, ikinci yazı sınav soruları ve cevapları, çözümleri. Birinci sorumuz ne diyor? Medya, İngilizceden dilimize girmiş bir kelimedir. Araçlar ve ortamlar anlamında kullanılmaktadır. Yani İngilizceden girmiş. Kitaplar, gazeteler, el dergiler, cep telefonu mesajları, ilan panoları, çeşitli ürün ve giysiler üzerindeki yazılı baskılar birer medya örnekleridir. Yukarıdaki açıklamada hangi sorunun cevabı yer almamaktadır demiş. A. Medya dilimize hangi dilden girmiştir? İngilizceden girmiş. O var. Medya örnekleri C var vermiş. E. Dergiler, gazeteler, kitaplar. Nedir bunlar? Birer medya örnekleri. D. Medya kelimesinin anlamı nedir? Medya kelimesinin anlamı da vermiş. İngilizce dilimize gelmiş bir kelimedir. Araçlar ve ortamlar anlamında kullanılmaktadır. Yani medya kelimesinin anlamı neymiş? Araçlar ve ortamlar. Burada benim medyanın önemi hakkında bilgi yok. O yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. İkinci sorumuz, bir çocuğun kendisini Pokemon yerine koyup camdan atlamasında tek suç o çizgi filmi mi? Uzmanlar göre aileler ve medyalarda da sorumlu. Yukarıdaki gazete haberinde hangisi vurgulanmıştır diyor. Şimdi burada çocuk kendisini Pokemon yerine koyup camdan dışarı atmış. Burada sadece oyun, yani Pokemon oyunu suçlu değil, ondan bahsediyor. Sadece o suçlu değil. Cevabımız C seçeneği. Medya organlarının çocukları olumsuz etkilemesinde herkesin sorumluluk düşüyor. Sadece yani Pokemon oyunu burada suçlu olmadığından bahsediyor. Herkes üzerine düşeni yapmalı, herkes suçludur diyor. Onu demek istiyor. Cevabımız C. Üç, aşağıdaki akıllı işaretlerden hangisi genel izleyici kitlesini belirtir demiş. A'da şiddet içeriği var. B'de yaş 13 demiş. C'de de çocuklar izleyemez demiş. D'de ise oradaki seçenek genel izleyici kitlesi. Onu belirtiyor. Yani herkes izleyebilir diye. 4. Ülkemizde iletişimden sorumlu bakanlık aşağıdaki hangisidir? İletişimden sorumlu bakanlık D seçeneğinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'dır. 5. Medya çalışanlarının en büyük korkulu rüyası yayınlardaki kısıtlama ya da yasaklamalardır. Aşağıda hangisi buna verilen isimdir? Rating, empati, tekzip. Tekzip düzeltme, empati nedir? Karşı tarafı anlama. Rating, kanalın çok fazla izlenmesi demek. Sansür ise yasak demek, yani engellemek demek. Cevabımız C. 6. Yukarıdaki işaretler ne anlama gelmektedir? Bunlar akıllı işaretler. Yani medyada akıllı işaretler. Trafik işaretleri değil. Bunlar nedir? Akıllı işaretler. Medyada hangi yaş grubunda hangi program izlenebilir? Şiddet içeriyor mu, içermiyor mu? Onlar için gösterilen semboller. Cevabımız B. Akıllı işaretler. Altı. Eğer dikkatli değilseniz medya sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanların sevmenizi sağlar. Malcolm X yukarıdaki ifadesinde hangisini vurgulamıştır? Eğer diyor dikkatli değilseniz medya sizin zulüm gören insanlardan nefret etmenizi ve zulmü uygulayan insanları sevmenizi sağlar. Yani zulmü medya hoş görüyormuş. A, medyayı doğru okumazsak medyanın bizi dilediği gibi yönlendirebileceği. Evet, cevabımız A seçeneği. Çünkü medya ne yapmış? Zulüm gören insanlardan nefret etmemizi ve zulmü uygulayan insanları sevmemizi sağlıyormuş.
Bu da bizim medyamızı yönlendiriyormuş. O yüzden medyayı doğru okumazsak medyanın bizi dilediği gibi yönlendirebileceğinden bahsediyor cevabımız A. 7. Günümüzde kitle iletişiminde aşağıdaki haberleşme araçlarının hangisi kamuoyu oluşturmada daha çok etkilidir? Televizyon daha çok etkili. Çünkü hem işitsel hem görsel olduğu için. 8. Medyanın en temel işlevi aşağıdan hangisidir? Cevabımız haber ve bilgi vermektir. Yani hızlı şekilde ne yapar medya? Televizyonlar, medyalar hızlı şekilde haberleri, bilgileri derleyip toparlayıp insanlara sunarlar. Tabii bazen yönlendirme de yaparlar. 9. Medya okuryazarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A. Medyayı etkin ve akılcı şekilde kullanmak doğru. B. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirmek doğru. Yani bilgi bir kaynaktan gelince hemen yayınlamayacağız. Farklı kaynaklardan teyit edeceğiz. C. Medyanın gerçek hayatla alakasının olmadığını farkına varmak demiş. Bu nedir? Yanlıştır. Medya hayatta olan şeyleri ekranlardan izleyicilere yansıtır, sunar yani. D. Medyadan gelen bilgileri gerektiğinde eleştirebilir gözle değerlendirmek. Evet, şimdi bazen eleştiri de yapmalıyız. Neler yanlış, neler doğru. Cevabımız C seçeneği olacak. 'Tabloda kaç numaralı satırda bir yanlışlık yapılmıştır?' diyor medya ürünü işlevi. Reklam, para kazanmak için, ünü satmak için doğru bir. Yarışma programları... Şimdi cevabımız A olacak. Belgesellerle sosyal iletişimi sağlamak amacıyla yapılan böyle bir işlevi yok belgesellerin. Cevabımız A. Haberlerin bilgilendirmek gibi bir amacı var. Haberler bilgilendirme işlemi yapıyor. Yarışma programları eğlendiriyor. Reklamlarda ürünler satılıyor. Para kazanılıyor ama belgesellerin sosyal iletişimi sağlamak gibi bir amacı yok. Belgeseller... Aşağıdaki hangisi medyanın olumsuz yönlerinden birisidir demiş. Bilgilendirme, haber etme olumlu. C. Kamuoyu oluşturma olumlu. D. Eğlendirme olumlu. Fakat B. Şiddet programlarına yer verme. Bu olumsuz bir durum. Cevabımız B. 12. Yazılı ve yazılı olmayan büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vesaire mesajlar, ulaşma bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek yukarıdaki açıklamada neyin tanımlamı yapılmıştır? Burada medya okuryazarlığının tanımı yapılmıştır. Cevabımız D. Nedir medya okuryazarlığı? Yazılı ve yazılı olmayan büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki televizyon, video, sinema, reklamlar, internet vesaire mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneği kazanabilmek. 13. Beyaz dalgaları olarak da adlandırılan elektromanyetik dalgalar aracılığıyla bir olayın, haberlerin, ses, müzik ve benzeri bir iletinin geniş kitlelere ses yoluyla aktarılmasına yarayan kitle iletişim aracıdır demiş. Yukarıdaki açıklamada neyin tanımı yapılmıştır? Beyaz radyo dalgaları, yani elektromanyetik dalgalar aracılığıyla bir olayın, haberlerin, ses, müzik... Ses ve müzik kullanılıyor, görüntü yok. Yani ses ve müzik kullanılan şey nedir? Radyodur, radyo. Cevabımız A seçeneği, radyo. 14. Genel seçimlerde siyasi liderlerin konuşmalarına, yayınlarında yer veren bir radyo istasyonu aşağıdaki işlevlerden hangisine yönelik yayın yapmış olur? Eğlendirme magazin eğitme demiş. Burada kamuoyu oluşturma, yani seçimler yapılırken yapılan işlemler kamuoyu oluşturma, bilgilendirme, halkı bilgilendirme, kamuoyu oluşturma. Cevabımız D seçeneği. 15. Aşağıdaki seçimden hangisi iletişim engelleyen tutum davranışlardan biridir demiş. A. Karşımızdaki kişinin sözünü kesmemek. Bu doğru olan bir davranış.
ve kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymak. Bu da empati kurmak demek, doğru. C. Karşımızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmek. Evet, bu da doğru. D. Karşımızdaki kişiye karşı ön yargılı olmak. Ön yargılı olmayacağız. Ön yargılı olmak yani tanımadan kararlılar vermek demek. Bu yanlıştır. 16. İnternet ve bilgisayar bağımlılığının belirtileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi olamaz demiş. Baş, boyun, göz ağrısı yaşanması. Bu sürekli bilgisayarın başında oturduğun için olur bir belirti. Aile ve arkadaşın ihmal edilmesi. Sadece bilgisayar başında geçer zaman. Ailesiyle, arkadaşıyla zaman geçirmez. Sosyal hayattan soğur. Bu da bir belirti. Okul ve evde sorunların yaşanması. Dolayısıyla bütün zamanı bilgisayar başında geçirdiği için ödevlerini yapmaz. Evde ailesiyle sorunlar yaşar. Bu da nedir? Bilgisayar bağımlılığının belirtisi. Ders başarısının artması. Ders başarısının artması bilgisayar bağımlılığının belirtisi değil. Yani bilgisayarla bağımlı olmadığını gösteriyor. Çünkü bilgisayara bağımlı olmayan kişi ders çalışabilir ama bilgisayara bağımlıysa ders çalışamaz. Bütün zamanını bilgisayar başında geçirir. O yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Yukarıda soru işareti olan yeri diyor. Aşağıdakinin hangisi yazılamaz demiş. TV programı, çizgi film varmış. Hedef kitlesi çocuklar, reklam yapılacak ürünler. Çocuklara ne reklamı yapılabilir? Çocuklar oyuncak reklamı yapılabilir. A. Çünkü çocuklar oyuncakları sever. Çocuk dergisi reklamı yapılabilir. Bilgisayar oyunu reklamı yapılabilir. Ama otomobil reklamı yapılamaz. Çünkü otomobili çocuklar almayacak. Otomobil büyüklerin ihtiyacı. O yüzden cevabımız B. Reklamı yapılamaz burada. Otomobil. Teknolojinin gelişimi her geçen gün daha fazla bilginin üretilmesini sağlıyor. Günümüzden 20 yıl öncesine kadar haberler sadece TV, gazete ve radyoda takip ediliyordu. Günümüzde internet sayesinde akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar aracılığıyla da takip edilebiliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şimdi eskiden radyo ve televizyonlar varmış, gazeteler varmış. Şimdi internetten, akıllı telefonlardan, bütün tabletlerden her şeye ulaşabiliyoruz. Yazılı, görsel, sesli, görüntülü iletişim araçlarının hepsine ne yapıyoruz? Bir telefonun üzerinden ulaştığımız için medya zamanla gelişmiştir. Yani telefonla her şeye ulaşmamız mümkün olduğu için burada bir gelişmeden söz edilir. Cevabımız A seçeneği. Medya zamanla gelişmiştir. Telefonlar üretilmiş. Dolayısıyla internet gelişmiş. Dolayısıyla büyük bir gelişim sağlanmış. 19. Arama motorunu yukarıdaki gibi kullanan bir öğrencinin medyayı hangi yönde kullandığı söylenebilir. Nasıl kullanmış? Bakalım. Medya okur yazarlığı, medya okur yazarlığı, medya okur yazarlığı dersi, medya okur yazarlığı soruları, medya okur yazarlığı PDF diye. Evet, buraya ne yazmış? Medya okur yazarlığı yazmış. O zaman bilgi aramak, medya okur yazarlığı hakkında bilgi arıyor. Ne yapıyor? Bilgi. Cevabımız o zaman nedir? Bilgi erişim. Bir şeyler arıyor. B. Bilgi erişim. 19. B. 20. Bir haber sunumunda kullanılan aşağıdaki ifadelerden hangisi kaynağı doğrudan belirtmiştir? A. İddialara göre son günlerde hırsızlık olayları arttı. İddia diyor. Yani kesin bir kaynak yok evde. B. Uzmanların belirttiği gibi sigara kullanımı ölüm riskini artırıyor. Burada da haberi uzmanlardan almış. Yani direkt burada doğrudan haberi almamış. Uzmanlardan başkalarını almış. C. Gözlemciler kazalardan endişe ediyor. Burada da haberin kaynağı gözlemciler. Direkt haber kaynağı değil burası. D'ye bakın. Profesör Doktor Gazi Otamışlıgil yaptıkları 8 yıl bilimsel alıştırma sonucu DNA üzerinde yaşamsal veriler elde ettiklerini belirtti. Burada Gazi Profesör Doktor Gazi Otamışlıgil direkt söylediği için araştırmayı da yapan direkt kendisi olduğu için doğrudan bir haber kaynağı olmuş oluyor. Cevabımız D.